Güzel bir Tarsus sabahından günaydın. Bugün Tarsus'ta tarihi evler sokaklarının birleştiği bir kavşakta şu anda önemli bir fırının önündeyiz. Burası tarihi bir fırın. 100 yılı aşkın süredir bu fırında kazan simidi imal ediliyor. Şimdi Tarsus deyince sadece bu görüntüler gördüğünüz gibi kazan simidi akla gelmiyor. Bunun yanında bir de peksimet olayı var. Türkiye'de sadece Tarsus yapıyor peksimet ve kazan simidi. Bunun yanında bir de Tarsus çöreği var. Bunların üçü yapılıyor. Kazan simidi görünümüyle ve lezzetiyle diğer simitlerin yanında özel bir yere sahip Tarsuslar için. Yani Tarsusların vazgeçilmez bir simit çeşidi. Abdullah Ustam kolay gelsin. Hoş geldin. Günaydın diliyorum. Şimdi bize bu fırını tanıtır mısınız? Burası bayağı eski bir fırın değil mi galiba? Eski, hocam. 100 senelik var fazla. Yani bu fırın şu an karşıladığımız fırın 100 yıldan beri ekmek ve fırın hizmetini devam ettiriyor. Evet. Kazan simidinin tarzı yapıldığı en eski fırında sanırım burası değil mi? Aynen. Evet, bu tarihi evler sokağının birleştiği kavşaktayız. Dediğim gibi aile fırındayız şu anda. Evet. Burası tarihi bir fırın. Abdullah Olsun'da birazdan kazan simidin yapımı bize gösterecek burada. İşte ustamız şu anda burada simitler açıldı. Bu simitleri kazana atıyordu. Ustam bu kazanın içinde ne var? Pekmezli su var. Evet, pekmezli su var. Yani simitler sanırım renk kazansın değil mi? Evet. Buraya atıyor. Bir de ayrı bir çıtırlık veriyor değil mi herhalde simite? Bu kazan simidinin diğer simitlerden farkı zaten o. Evet. Katkısız. Katkısız yani sadece pekmezli su var. Şu anda pekmezli sudan simitle çıkarıldı. Biraz sertleşti mi sanki ustam? Evet. Yani pekmezli aşkın sudan çıkınca evet, biraz sertleşti. Kıvama geldi. Evet. Şimdi bunlar herhalde fırına sürecek değil mi? Evet. Küncülere atılıyor. Bizim burada susama küncü adılıyor daha çok. Evet. Küncüsüz de olmaz değil mi bu? Tabii. Kazan simidi. Yok. Evet. Evet, tepsiye diziliyor şimdi kazan simitlerimiz. Ustam bu kazan simidi sadece Tarsus yapılıyor değil mi? Evet. Yani Adana'da Mersin'de herhalde yok. Yok. Yani evet o da Tarsus'un işte gastro kültüründe önemli bir yer alıyor bu kazan simidi. Çocukluğumuzda şalgamın yanında hep biz bu simitten yerdik yani hala unutamıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde de böyle bir simit yeme şansımız yok. Odun ateşiyle, evet. Bir de bu kazan simidinin özelliği daha var. Elektrikli fırın, tüplü fırın falan değil. Kesinlikle odun ateşinde pişiyor. Eski geleneksel yöntemlere. Zaten bu fırında odun ateşi fırını. Yani burada başka türlü bir fırın zaten kullanılmıyor. Yok. Ustam, siz bu işi kaç yılda beri yapıyorsunuz? 40 yıldan beri bu işi yapıyorsunuz. Evet. O güzel. Gelen herhalde yabancılar da bu simidi görünce soruyorlar değil mi size? Bu simit nasıl bir simit falan diye. Çünkü bu civara çok şehir dışından insanlar tarihi Tarsus evlerini gezmeye gelince bu fırına mutlaka bir uğruyorlar. Evet. Aslında işte tarihi Tarsus turu yaparken evler arasında gezerken şöyle atıştırmalık buradan gelip bir kazan simidi veya şurada gösterdiğin gibi tercih edenler için bir peksimet atıştırmalık için harika bir seçenek aslında. Şimdi tepsimiz doldu şu anda. Daha pişmeden görüntü harika ustam. Evet şu anda fırına sürdük. Ustam pişmesi kaç dakika sürüyor? 10 dakika boyunca. 10 dakika sonra pişti kazan. Evet şimdi fırına ilk tepsiyi sürdük. İkinci tepsiyi hazırlıyor ustam. Evet. Tepsilere şöyle baktım oldukça temiz. Yani kazınmış, temizlenmiş. Öyle işte yanık izi falan yok. Ustam bir de tepsinin dibinin yağlandığını söyledi, yapışmasın diye değil mi sanırım? Evet. Çünkü bu kazan simidi Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi işte taşın üstünde falan pişmiyor simit. Simit Tarsus usulü bu tavalarda pişiyor. Biliyorsunuz Tarsus lahmacunu da tavada pişen bir lahmacun. Bu özelliğiyle Türkiye'de tek bir lahmacun, Tarsus lahmacunu. Kazan simidi aynı şekilde yine bir Tarsus kültürü. Ustam şimdi hızlıca ikinci tepsiyi de hazırlıyor. Birazdan zaten ilk tepsimizde fırından çıkacak. Evet, ustam şimdi üçüncü tepsiyi hazırladı. Bir yandan dördüncü tepsi içinde simitler çıkmaya başlıyor kazandan. Evet, simitin zaten isminin kazan simidi olmasının da en büyük sebebi bu. Kazandaki bu pekmezli suya bandırılıp çıkarıldığı için bunun adı kazan simidi olarak kalmış.
Evet, simitlerimiz şu anda fırından çıktı. İşte Tarsus kazan simidinin fırından yeni çıkmış hali. Yani çıtır çıtır. Gerçekten diğer simitlerin yanında her zaman farklı bir yeri olan simit bu. Kazan simidi. Ustam ellerine sağlık, harika gözüküyor. Sağ ol. Ben şu bir tanesini şöyle almak istiyorum. Zaten ben bunu satın alacağım. Şöyle, evet. Tarsus'a gelip, Tarsus'ta kazan simidi yemeden dönmeyin diyorum. Evet, Tarsus aile fırında. Bu tarihi sokakların kesiştiği noktadayız şu anda biz. Evet, şimdi bugün de Tarsus'ta kazan simidini tanıttık. Kazan simidi de Tarsus'un mutlaka tadılması gereken lezzetlerinden bir tanesi. Bir başka turda görüşmek üzere. Hoşçakalın.